Buna göre aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasının temel nedeni dünyanın geoit olmasıyla açıklanır? Burada geoitten kastımız dünyanın kutuplardan basık, ekvatordan şişkin olması. Buna göre düşündüğümüz zaman gece ve gündüzün oluşması dünyanın küresel şeklinin bir sonucudur. Harita çizimlerinde bozulmaların ortaya çıkması dünyanın küresel olmasının bir sonucudur. 40 derece paralelinin 60 derece paralelinden uzun olması Dünyanın küresel şeklinin bir sonucudur. Akdeniz kıyılarının Karadeniz kıyılarına göre daha sıcak olması dünyanın küresel şeklinin bir sonucudur. Fakat yer çekiminin ekvatordan kutuplara gittikçe artması dünyanın kutuplardan basık olmasının bir sonucudur. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Buna göre aşağıda verilen kentlerimizden hangisinde çizgisel hız daha fazladır? Dünyanın şeklinden dolayı çizgisel hız ekvatordan kutuplara gidildikçe azalır. Bundan dolayı Türkiye'nin güney illeri ekvatora daha yakın olduğu için çizgisel hızın daha fazla olduğu yerlerdir. Seçeneklerde verilen illere baktığımız zaman Edirne, Bayburt, Çorum, Bilecik bunlar biraz daha kuzeyde kalan illerimizdir. Fakat Adıyaman Güneydoğu Anadolu bölgemizde Türkiye'nin güneyinde kalan bir ilimizdir. Diğerlerine göre çizgisel hızın daha fazla olacağını söyleyebiliriz. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasında dünyanın şekli etkili olmamıştır? Ekvator ve çevresinde alçak basınç sisteminin oluşması, ekvatorun sıcak olmasıyla, bu da dünyanın şeklinin küresel olmasıyla ilgilidir. Avustralya kıtasının güneyine gidildikçe sıcaklık değerlerinin düşmesi, yani Güney Yarım Küre'de güneye gidildikçe sıcaklık değerlerinin düşmesi, Dünya'nın küresel şeklinin bir sonucudur. Alacak karanlık süresinin Türkiye'nin kuzeyine doğru gidildikçe güneyden kuzeye gidildikçe artması, Dünya'nın küresel şeklinin bir sonucudur. Meridyenler arasındaki mesafenin Ekvator'dan kutuplara doğru azalıyor olması dünyanın küresel şeklinin bir sonucudur. Fakat gece ile gündüzün birbirini takip etmesi, yani ardalanması durumu dünyanın günlük hareketinin bir sonucudur. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Yukarıda verilenlerden hangilerinin oluşumunda dünyanın şekli etkili olmuştur? Ekvator ve kutuplarda termik basınçların oluşması dünyanın şekliyle ilgilidir. Güneş ışınları ekvator çevresine büyük açıyla geldiği için sıcaktır, termik alçak basınç alanıdır. Kutuplar çevresi ise güneş ışınlarını küçük açıyla almasından dolayı soğuk bir bölgedir. Bundan dolayı termik yüksek basınç alanıdır. Mevsimlerin meydana gelmesi dünyanın eksen eğikliğinin bir sonucudur. Yer çekiminin Ekvator'da az, kutuplarda fazla olması yine dünyanın şeklinin bir sonucudur. Meltem rüzgarlarının meydana gelmesi ve gün içerisinde yön değiştirmesi dünyanın günlük hareketinin sonucudur. Dünyanın şeklinin sonuçları sorulduğu için 1 ve 3 doğrudur diyoruz. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Dünyanın şekli geoid değil de tam küre olsaydı yukarıda verilen durumlardan hangileri ortaya çıkardı? Gece gündüz süreleri sürekli eşit olurdu denmiş. Gece gündüz sürelerinin değişmesinin sebebi eksen Yani dünyanın şekliyle ilgili değildir. Dünyanın her yerinde yer çekimi aynı olurdu. Evet doğru. Çünkü kutuplarda yer çekiminin fazla olmasının sebebi dünyanın kutuplardan basık olmasıdır. Meridyenler arasındaki uzaklık her yerde 111 kilometre olurdu, olmazdı çünkü meridyenler arasındaki mesafenin kutuplara gidildikçe azalmasının sebebi Dünya'nın şeklinin küresel olmasıdır, yani basık olmasıyla bir ilgisi yoktur. Ekvator ile tam bir meridyen uzunluğu eşit olurdu, bu bilgi de doğrudur. Eğer dünya kutuplardan basık olmamış olsaydı ekvator çevresiyle kutuplar çevresi birbirine eşit olurdu. Kürede çünkü durum böyledir. Bundan dolayı 2 ve 4. seçeneklerimiz doğru. 2 ve 4'ün verilmiş olduğu D seçeneği doğrudur. Yukarıda verilen durumların ortaya çıkmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? denizden gelen bir geminin önce dumanının sonra bacasının ve en son olarak da geminin tamamının görülmesi durumu dünyanın şeklinin sonucudur. Harita çiziminde projeksiyon yöntemlerinin kullanılmasının sebebi haritalarda bozulma olmasıdır. Harita çizimlerinde bozulma olmasının temel nedeni ise dünyanın şeklinin küresel olmasıdır. Dünyanın bir yarısı aydınlıkken bir yarısında karanlık yaşanması yani bir yarısında gündüz yaşanırken diğer yarısında gece yaşanıyor olması da dünyanın küresel şeklinin sonucudur. Bundan dolayı doğru cevabımız A seçeneğidir. Buna göre öğrencilerden hangilerinin verdiği cevaplar doğrudur? Dünyanın şekli ve sonuçlarıyla ilgili sunum hazırlayan Ali sınıf arkadaşlarına Ekvatora uzaklığı aynı olan iki merkezin hangi özellikleri kesinlikle aynıdır diye sormuştur. Ekvatora uzaklığı aynı olan merkezler sorulmuş. Şu çizgi Ekvator olsun. Mesela birisi Kuzey Yarımkürede, birisi Güney Yarımkürede. Mesela birisi 30 derece Kuzey Enleminde, diğeri ise 30 derece Güney Enleminde olabilir. Belki güneş ışınlarını aynı açıyla aldıkları için sıcaklıkları aynıdır demiş. Ekvatora uzaklığı aynı olan yerler biri kuzeyde birisi güneyde olması durumunda güneş ışınlarını aynı açıyla almazlar. Aynı açıyla almış olsalardı bile yani aynı enlem üzerinde olsalardı mesela bir A ve B noktası gibi olsalardı bile özel konumları farklı olabileceği için sıcaklıkları aynı olmayabilirdi. Burak yaşadıkları mevsim aynıdır demiş. Biri kuzeyde, birisi güneyde olması durumunda A ve C gibi olmaları durumunda Ekvator'a uzaklıkları aynıdır fakat birinde yaz mevsimi yaşanırken diğerinde kış mevsimi yaşanır. Bu bilgi de yanlıştır. Alican, dünyanın ekseni etrafında dönüş hızı yani dünyanın çizgisel hızı bu enlemlerde aynıdır denilmiş. Bu bilgi doğrudur. Çünkü çizgisel hızın en fazla olduğu yer Ekvator'dur. Ekvator'dan kutuplara gidildikçe çizgisel hız azalır. Derecesi aynı olan enlemlerde yani ekvatora uzaklığı aynı olan yerlerde dünyanın çizgisel hızı aynıdır. Yeliz yerin merkezine uzaklıkları aynıdır demiş. Bu yüzden de yer çekimi değerleri de aynıdır. Evet bu bilgi de doğrudur. Dünyada ekvatordan kutuplara gidildikçe yerin merkezine yaklaşılmış olur. Fakat ikisinin enlem dereceleri aynı olduğu için yerin merkezine uzaklıkları aynıdır. Çekim kuvvetleri aynıdır. Bundan dolayı hangi öğrenciler doğru cevap vermiştir diye sorulmuştu. Alican ve Yeliz doğru cevap vermiştir diyebiliriz. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Gece gündüz eşitliğinin yaşandığı bir günde şekilde verilen merkezlere güneş ışınlarının geliş açısının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Gece gündüz eşitliğinin yaşandığı tarihler 21 Mart ve 23 Eylül tarihleridir. Yani güneş ışınlarının ekvatora dik olarak geldiği tarihlerdir. Bu tarihlerde güneş ışınlarının düşme açısı enlem derecesine göre değişir. Ekvatora yakın olan enlemlerde güneş ışınlarının düşme açısı daha büyük olur. Bu tarihte güneş ışınlarının en büyük açıyla alan yer ekvator üzerinde olan yerdir. Ekvatordan sonra ekvatora en yakın olan yer yani 4 numaralı bölge daha sonra biraz daha uzak olan 2 numaralı bölge, daha sonra biraz daha uzak olan 5 numaralı bölge, daha sonra ise en uzak olan 1 numaralı bölge güneş ışınlarını alır. Dolayısıyla 3 4 2 5 1 şeklinde olması gerekir. 3 4 2 5 1 yani B seçeneği doğru cevaptır. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe özelliklerinden hangileri artar? Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe hangileri artar? Bakıyoruz. Gece gündüz süre farkı artar. Eksen ektiğinden dolayı gece gündüz süre farkı oluşur. Ekvatordan uzaklaştıkça kutuplara doğru gidildikçe bu süre artar. Doğru. Hangileri artar diye sormuş. Bir artar. İki. Kalıcı karın başladığı yükselti. Kalıcı karın başladığı yükseldi. Ekvatorda en fazla kutuplara doğru gittikçe azalır. Dolayısıyla bu azalır. Gölge uzunluğu. Gölge uzunluğu da güneşin geliş açısına bağlı olarak değişir. Ekvatorluk kutuplara doğru gidecek. Güneşin geliş açısı küçüldüğünden dolayı gölge uzunluğu da artar. Hangileri artar? 1 ve 3 artar. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Buna göre aşağıda verilen denizlerin hangisinde buharlaşma ve tuz oranı daha azdır? Dünyanın şeklinden dolayı Ekvator'dan kutuplara gidildikçe güneş ışınlarının düşme açısı küçülür. Sıcaklık azalır, buharlaşma da azalır. Ekvatora yakın denizlerde buharlaşmanın fazla olmasından dolayı tuz oranı fazladır. Ekvatordan uzaklaştıkça denizlerin tuz oranı azalır. Seçeneklerde verilen denizlere baktığımız zaman Kızıl Deniz Ekvatora daha yakındır. Dünyanın en tuzlu denizidir. Akdeniz ona göre biraz daha az tuzludur. Marmara Denizi biraz daha az tuzludur. Manş Denizi ekvatordan biraz daha uzak bir denizdir. Fakat bunlar içerisinde verilen en uzak deniz Baltık Denizi'dir. Tuzluluk oranı oldukça düşüktür. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Yukarıda verilen durumlardan hangilerinin ortaya çıkmasında yerin şekli yani dünyanın şekli etkili olmuştur. Kutup yıldızının sadece kuzey yarım kürede görülmesi dünyanın küresel olmasının bir sonucudur. Bir yıldız dünyanın bir yarısında görülürken diğer yarısında küresel olmasından dolayı görülmez. Ekvator üzerinden gelen rüzgarlar ve okyanus akıntılarının sıcak olması, ekvator çevresinin sıcak olması ile ilgili bir durumdur. Ekvatora güneş ışınları dünyanın şeklinden dolayı büyük açıyla gelir. Kutuplara gidildikçe güneş ışınlarının düşme açısı küçülür. Sürekli rüzgarların ve okyanus akıntılarının sapmaya uğraması ise dünyanın günlük hareketinin sonucudur. Dünyanın şekli etkili olmuştur denildiği için 1 ve 2 diyoruz. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Buna göre öğrencilerden hangilerinin verdiği cevaplar doğrudur? Coğrafya dersinde Tufan Bey, coğrafya öğretmenimiz küreselliği anlatmış, geoidliği anlatmış, dünyanın şeklinin geoid olmasının sonuçları neler olabilir diye sormuş. Öğrenciler de cevaplar vermiş. Verilen cevaplardan hangilerinin doğru olduğu soruluyor. Dünyanın kutuplardan basık olmasından dolayı ekvator yarıçapı kutuplar yarıçapından daha uzundur. Bu bilgi doğrudur. Emel'in verdiği bilgi, kutuplar yerin merkezine daha yakındır. Bu nedenle kutuplarda yer çekimi daha fazladır demiş. Bu bilgi de doğrudur. Fakat Eda 45 derece paraleli için Ekvatorla kutup noktalarına eşit uzaklıkta bulunduğuna göre bu paralelin uzunluğu Ekvator'un yarısı kadardır diye yorumlamış. Dünyanın küresel şekli sonucunda böyle bir durum söz konusu değildir. Kutuplardan basık olmasında böyle bir sonucu yoktur. Bundan dolayı sadece Hatice ve Emel'in verdiği bilgiler doğrudur. Yani doğru cevabımız Hatice ve Emel olmalı. Yani C seçeneği doğrudur.